Biz bugünlerde bunu konuşurken bir tane şans gezegeni, yılın temasını anlatan iyice bir gezegenimiz var. Bu Nisan ayında Neptün'le kavuşacak ve hemen arkasından da bütün gezegenler Koç burcunda dizilecek ve diyecek ki kolektif olarak zodyağın ilk burcudur. Yeni bir başlangıca götürüyorum diyecek. Şimdi sen akrebi arıyorsun ama senin bilmediğin bir şey var. Akrebi aramıyorum, ben insanlığı arıyorum. Evet, ben sana bir şey söyleyeyim. Bütün 74'lüler dinlesin o zaman. Şiron'u Koç'ta. Anam ismim, adımı şey, yaşımı söyledin. Yok, ben hiç o kadar. Ben hiç takılmam. Evet. Ben şimdi mesela en çok Kıbrıs zaten konuşulacak burada. 74'lüler de Koç yorumlarını dinlesinler. Siz de sıfırdan başlayacaksınız. Sebebi sizin bilmediğiniz bir tane asteroid Koç'ta. Ve dolayısıyla sizin hikayenizi baştan yazacak. Bütün birçok sorunu, birçok olayı geride bırakacaksınız. 74'lüler mi özellikle Zeynep? Bütün Koçlar. Ama 74'ün de içinde Koç var. O tamam, da dinlesin diyorum. Tamam, o yemeğin anladım içinde de tamam var yani. Yani 74'de aslında özel bir şey söyleyeyim. Aslında gezegenlerin yıllara göre yemek olarak düşünün. Yani siz 2 saatte bir yükseleniniz, tipiniz bu. İmajınız, toplumda verdiğiniz imajınız. Belki o gün siz çok iyi yakalayamadınız o duyguyu. Ama aslında karşımızdaki kişinin kendi kaderini yorumlaması için astrologlar o kitapları yıllardaki gezegen hareketlerine göre yazar. Ki ben bu 10. kitabım. 10 kitaptır, 10 yıldır aralıksız bir yayın evinden çok yazı çıkaran bir astrolog olarak şunu söyleyebilirim size. Satürn'le Jüpiter'e göre kitap yazılıyorsa ya da astroloji yıl içine değerlendiriliyorsa sizler de haritalarınızdaki Jüpiter'iniz ve Satürn'ünüzü öğrenmenizde en öncelikle bu fayda var. Biz maalesef astroloji önce yükselenimize koşuyoruz, burcumuza koşuyoruz. Yani 8 milyar kayıtlı insanı 12'ye bölemeyiz. Evet. Mümkün değil. Her yılın teması farklı ama Koç burcundaki gezegen kavuşumları Koç burçlarına sıfırdan başlama gücü verirken en önemlisi ise anne, anne ailesi, anne ile olan ilişkiler, anne akrabaları. Bu Nisan ayında böyle bir gümbür gümbür bir durumlar söz konusu olabilir. 30 Nisan'dan sonra Koç burçları eğer bekarsa, ikili ilişkilerle ilgili bir takım problemler varsa bunları da çözer. Özellikle hani böyle hareketli eşler falan varsa, yerinde durmayan, işte sabahı koşturmak, akşamı koşturmak var ya biz o eşleri kovalayan halimiz. Dolayısıyla da burada sevgili Koçlar birazcık rahat eder, nefes alır. Sonra boğalar. Biraz ağlayarak, üzülerek, yorularak başladılar. En çok da erkek figürleriyle uğraştılar. Hani yerinde durmayan ve mücadelesini kazanan boğalar olacak. Ve boğalar en çok belki de hayatlarında 2013'ten bu yana üretmediyse, yani üretmediğini düşünüyorsa, örneğin çalışmadığını düşünüyorsa ya da işi değiştiremediğini düşünüyorsa en üretkeni boğa olacak. Sonra geliyorum ikizlere. Nefes alana. Üstündeki baskı bitecek. Bak oraya doğru konuşabiliyorum. Burada. Ben ya, yay burcuyum. Evet, ya, onlar böyle karşıtlar burada. Güneşleri karşıt böyle bir çemberin içinde karşı karşıya duruyor. Unutmayın gökyüzünde hiçbir şey bir düzlüğün içinde değil. İkizler burada Mayıs ayının sonunda oturuyorsa yay da burada aralığın tam burasında oturuyor. Ve dolayısıyla bu ikisi birisi ateş birisi hava olarak birbirini dengeliyor. Biz 2021 yılında kolektif olarak ikizler yay aksında tutulmalarla geçtiğimiz için dolayısıyla 2021'in adı var olma mücadelesiydi. Aşıydı, vize derdi, açılacak mıydı, ticaretti, ticaret savaşlarıydı, ekonomiydi, Akdeniz havzasıydı. Hepsiyle uğraştık. Bunlar aslında ikizlerle yayın haklar bölümüydü. Şimdi ikizleri ne kadar kıpır kıpır anlatsanız da ikizler bir yerde çabuk sıkılandır. Unuttukları bir detay var ve 2021'de bol bol sıkıldılar. Nefes alanı olacaklar çünkü tutulmalara bay bay diyorlar. Özellikle yatırımları, alacakları, hesapları böyle bir insanın karnı tokken arkasına yaslanıp çay içmek ne kadar lezzetliyse. Bunu keşke canlı yayında söylemeseydin, patron duymasın. Burada da yıllar giriyor devreye. O yüzden de eğer bir ikizler burcuysanız, bir hukuksal konunuz varsa, bir şey taşımak, şehir değişikliği, nefes alacaksınız. Hele bir de işte bir evlilikle, ilişkiyle, özellikle özel hayatla ilgili kafa karışıklığından geçiyorsanız ve 2020'de ilişkiniz pandemide yara aldıysa, çok yoğunluğun getirdiği travmalara maruz kaldıysanız, ay düğümleri boğa aksına taşınırken siz oralardaki bir takım geri adımları da rahatlıkla atacaksınız. Ve yengeçler, Türkiye'nin yükseleni yengeçtir. Türkiye dış dünyada daha çok konuşuyor oluyor olacak. Peki yengeçler de konuşulacak, realist olacaklar, paralarını düşünecekler, kazanç odaklı olacaklar ve dolayısıyla helal Sinan, hedef odaklı olacaklar. Ve dolayısıyla en çok da yengeçlerin hiç yapmadığı bir şey iletişim dillerini değiştirecekler. Hani küsmektir, kavga etmektir, kırılmaktır. Nedense zodyak kuşağını hep balıkla tanımlarlar duygusal diye. Ben diyorum ki bir yengeci yakalayın, ne kadar küstüm çiçeği olduğunu tanısını koyun. Hatta eşi yengeç erkekleri olan varsa, yani benim eşim yengeç,
Bakın erkek olmasına rağmen bile kırılır, duygusal, darılır, gücenir, küser, kabuğuna çekilir derim. Geldik aslan burçlarına. Aslanlar genelde öğrenmeyi sevmez. Bir kere çok net konuşalım. Satürn karşınızda, işte o zorlayan gezegen. Şimdi iki tane gezegenimiz var. Birisi daha yavaş, birisi daha hızlı hareket ediyor. Bu 2,5 yılda bir başka bir burç takım yıldızına taşınıyor. Bir tanesi ise yaklaşık bir 6 ayda bir yer değiştiriyor ama normalde 1 yılda yer değiştiriyor. Şimdi bu zorlayan, bu kurtaran. Buna biraz eril diyebilirsiniz. Erkek gibi yani, kızmasınlar erkek izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Böyle hırpalıyor. Öğretiyor. Satürn bu değil mi? Satürn bu. Tamam. Jüpiter ise iyice girdiği alanı genişletmek istiyor. Şimdi bu Jüpiter her 12 yılda bir buraya geliyorsa, bu 12 yılda bir oluyorsa bugün ne anlamı var? Peki ne anlamı var? En ağır, en yavaş hareket eden Neptün'le 1800'lerin sonunda bir kavuşmuş. Jüpiter'le Neptün kavuşması ilahi bir kavuşma gökyüzünde. Şimdi 2020'nin başında kavuşan o yıkıcı kavuşumu dağıtmayı planlıyor. Ben aslında ona güvenip pandemiyi kolektif yorumluyorum. Çünkü Satürn burada Kova burcunda Şubat bölümünde otururken Aslan'a da karşıtlık yapacak, burcu aslan olanlara. Ve buradan devamlı bilgi atacak ona. Özellikle Şubat'ta aslanların öğrendiklerini uygulama dönemi başlıyor. Hatta Ağustos'ta kendi böyle doğum günü aylarında da öğrendiklerini uygulayıp parayı mı artık orada, özel hayatı mı, bir donanım kazanıyor. O yüzden de bence siz sevgili aslanlar, yıl doğum yılınız ne olursa olsun, bence Şubat, Mart'ta öğrenmekten birazcık şey yapmayın, çünkü karşınızda Satürn var. Aslında zor öğretiyor ama öğrettiğinde de iyi oluyor. Mesela ekran başında izleyen bizi 62 doğumlu biri var ise, ki vardır. Bakın hiç burç konuşmuyorum burada. Halbuki o Satürn'ü kovadır. Ya da izleyicilerimizin başında 92 doğumlu varsa, bakın gene burç konuşmuyorum. Halbuki onun da Satürn'ü kovadır. Ve dolayısıyla kazanacaklardır. Sanırım burada 92'ye, 62'ye direkt Satürn döngülerinden geçtikleri için kazanacaklarını böyle rakamsal anlatıyorum. Yani astrolojinin en rakamsal tarafıyla gelmek istiyorum hepinize. Dolayısıyla geldik Başak burçlarına. Sevgili Başaklar, şimdi bunlar ev topluyor zannediyor herkes. Ne bileyim titiz diyor, mıy mıy diyor, drama queen diyor. Bu dediklerinizin yarısına katılabilirim. Unutmayın ben 15 senedir yazıyorum. Hani konuşarak öğrenemediysem yazarak öğrenmişimdir. Onun hatırı olsun. Burada Şubat ve Mart bölümündeki Balık burcu doğumlarda tabii karşısındaki Başak Eylül ayına direkt yansıyor. Burada böyle karşı dairede büyük bir senkronizasyon var. Zaten bu dünyanın karanlığından bizi çıkarmayı planlıyor. Ama Başak burçlarına diyor ki sen eğer diyor özellikle 78-79'luysan ya da 61'den doğup da 68'e kadar dünyaya geldiysen gel senin emeklerini eline kazandıracağım. Çocuk mu sorunun? Çocukla yüzünü güldüreceğim. Ya da iş yerinde istediğin hakkını mı alamıyorsun ya da bir yerde bir hukuksal konun mu var? Bunların hepsini çözeceğim diyor. Başak burçları en çok neyle uğraşır? Aileyle uğraşır. Yat aşağı aile, kalk aşağı aile. Vallahi. Kardeşi iyi olsun, annesi iyi olsun. Çünkü kaygı burcudur, hizmet burcudur 6. burç. Zodyak'ta görevi neyse onu bu dünyada tamamlamaya gelmiştir. Benim bir yerimde Başak var ama bulamadım onu. Doğum yılında aslında şöyle, Şiron'un koç olduğu için kendini başkalarına dair yardım edince tamamlanacağını hisseder. İşte o bende var ama tamamlanma arayışın var. Burada aslında benim demek istediğim, her yılın kendi içinde gizli şifreleri var. Kolektif senelerden geçerken, kolektif yani hepimizi ilgilendiren. Hani burcunuzu değil, hepimizi ilgilendiren. Böyle bir tünelin içinden geçer gibi düşündüğünüzde hepimizi ilgilendiren değişimler başlar. O yüzden kitabımın adı sıfırdan, dönüşüm, değişim. İçinde kocaman laflar var. Z kuşağını takdir edeceğiz. 60 kuşağı birçok şeyi öğrenecek. 50 kuşağı koltuklarından kalkacak. Dolayısıyla genç kuşağı, tabii yani kusura bakmasın kızmasınlar ama bana yine beni sevsinler. Onlar bazen bana kızıyor. Ve geldik terazilere. Şimdi terazilerin gözünün üstündeki gönül perdesi kalkıyor. Şimdi bu teraziler birazcık sıkıntıya gelemez. Şimdi gelemediğini nereden anlayalım? Gelin hep birlikte 83 milyon beraber yorumlayalım. Çünkü Türkiye'nin haritasında en az 3-4 gezegeni terazidedir. 29 Ekim 1923-2030 Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti'nin haritasını açtığınızda sadece burcu akreptir. Yan tarafa kayın bütün gezegenleri terazidir. O yüzden de biz çoluğumuza, çocuğumuza, düzenimize ama çok baskıya gelememeye, sıkılmaya gelememeye, hemen küsmeye çok yatkınızda. Hemen yardım etmeye de yatkınız. Çabuk sıkılmaya da yatkınız. Teraziler de tam bunu yaşıyor. Ama terazilere işte 60 kuşağındaysa torun torba veriyor hayat. Bekarları varsa evlendiriyor. Ama olur da 84'ten aşağıda doğmuşsa o teraziler
gönül gözündeki perde kalkıyor. İnat etmiyor. Hani tutturma huyu vardır ya terazilerin. Ama bunu böyle akrep kadar hırçın yapmayabilir. Oğlak kadar böyle baskın sözlerle yapmayabilir. Teraziler bunu küserek, uzaklaşarak, mesafe koyarak yapar. Nisan ayından itibaren sevgili teraziler daha realist, daha böyle aldığı kararları masaya yatıran. Hatta ben bunu 2019'da yapacaktım. Bak yapmadım, erteledim, şimdi yapıyorum deyip harekete geçen. Döngü olacak. Biraz da tabii enerjilerini, hani o duygu durumlarını değiştirecek, o yorgunluk hali kurtulacak. Geldik akreplere. Şimdi akrep deyince 83 milyon da yine dinlesin. Burcu akrep olan. Siz de akrep, ben akrep değil tabii. Mi? Tamam. Şimdi siz bir dikkat. Tabii bu noktayı evet, dinliyoruz. Hep beraber. Da ama çünkü. Arada bu şeylerde yıllarla ilgili güzel doneler topladınız değil ben mi? Ben zaten seni eve çağıracağım. Orada konuşacağım. Ben anlayamam yani. Yeni tepeye gidecek. Eve gelecek zaman diyorum hali bakın. Sinan yani biraz. 83 milyon da duysun. Evden canlı yayın yaparım ben. Bilmedi bana bu kadar. Dün Sinan zorla gazete 2 yıl sonra mı? Evet. Yani ben o kadar çalışmakla bozdum ki kafayı. Ofisi şey yaptım yani böyle hani. Arada sinek geçiyor. Diyorum ki merhaba nasılsın diyorum sineğe. Çünkü yazmak bir daha geri alınamayacak bir şey olduğu için tabii. Ve ben de toplumumuzun bugünlerde en iyi hak ettiğini düşündüğüm için gerek sosyal medyalardan gerek işte kitaplardan nereden bulursam yani derim ki her zaman ilim paylaştıkça çoğalır. Onu almış bunu paylaşmış derdimiz değil. Kolay günlerden geçmiyoruz. Birbirimize omuz verdikçe daha güzel olacağımızı. Zaten öyle de bir yıla doğru yürüyoruz. Sadece burada yönetmemiz gereken bir Nisan ayı var. Akrep burcu artık sıfırdan başlıyor. Sıfırdan başlıyor. Şimdi ama anlattıklarımı unutmayın genel. Eğer siz işte 2017 doğumlu bir elinizde çocuğunuz varsa onun haritasında da akrepler var. Aslında o daha boya gidebilir, daha hareketlenebilir. İşte bilmediklerimiz bunlar. Sıfırdan başlayacaksınız. Kendiniz de bazı insanları çok fazla anlam yüklediğinizi fark edeceksiniz. Harekete geçeceksiniz. Bir kere akrepler çok güzel başkalarını yönetir. Tık 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 akıl verir, yönetir. Fakat kendisi harekete geçerken bir muhalefettir. Başkalarını kolay ikna ama işte unutmayın. Yani burada konuştuğumda mesela bakarsanız Türkiye hızlı harekete geçer ama kimseye kötülük yapmaz ama doğru. Akrep burcunu okursunuz. Derler ki işte herkesi ısırır. Halbuki orada işte değerler değişiyor. Bakın şöyle yapalım. Dünyada bugün kayıtlı olan eğer 7 milyar insan varsa 7 milyarı 12'ye bölemeyiz. Bugün anlattığımızda 7 milyarın 12 çeşit insan olmayacağına göre bunda astroloji milyarlarca olasılık var. Yani siz saatinizle, yılınızla, doğduğunuz enlem boylamınızla, gününüzle gök kubbedeki hikayenizin nasıl akacağını bilirsiniz. Biz burada astrolojide şunu da bilgisini vereyim. Ana kaderle ara kaderi çok güzel anlatır. Yani külli irade, cüz'i irade. Çok senin güzel. Doğduğun anını sen belirleyemezsin. Ölüm anını sen belirleyemezsin. Ama arada buraya gelip gelmemeyi, bunları konuşup konuşmamayı, kiminle küseceğimi, kiminle barışacağımı, 10 yıl sonra yaptığımdan nasıl pişman olacağımı ya da nasıl gurur duyacağımı, işte buradaki sizin haritanızdaki gezegenlerin algılama şeklinizi anlatır. Buna ne diyoruz? Yukarısı akıyor ama senin doğduğun an akmıyor ve onun etrafında akıyor diyoruz. Aslında çok ciddi bir felekler içinde, felekler yüzer. Lafını tamamlıyor burada. O yüzden de astrolojinin o ana kapısından girdiğinizde yani doğum ağınız başladığında sizin arada 14 yaşınızdan itibaren iradeniz açıldığında seçimleriniz başlar diye böyle astrolojinin sanırım sıfırdan böyle en derininden aldım. Böyle kaderler nedir, astroloji nedir gibi kavramsal karmaşalardan hepinizi kurtarmaya çalışıyorum. Yay burçları yuvasını kuracak. Yuva kuracak, düzen kuracak. Ev konusu mu var? Ev mi almak istiyor? Onu alabilecek. İş konusunda statü mü elde etmek istiyor? Onu yapabilecek. Mars'ın yay burcuna geçmesi... Onlar da bazı insanların diğer yüzünü işte anlattık ya sabahtan beri o yüzü görme meselesi, dengeyi görme meselesi, kim üstte kim altta o hiyerarşiyi görme meselesine maruz kalacak. Tavsiyem tabii ki özellikle ocağın böyle 15'ine kadar bütün yaylar bir film izlesinler. Duygularınızı hemen aktarmak zorunda aslında değiliz biz burada. İzlesek daha böyle sanki keşke olmayacak gibi duruyor. O yüzden de öz şefkatinizi sevgili yaylar kendinize eksik etmeyin. Çünkü hep başkalarına gidiyor hikaye. 1,5 yıldır tutulmaları misafir ettiniz. Hak, adalet meselesini hem ikizler hem yay bolca yaşadı. Şimdi neredeyse artık yuva kuranı. Ve sevgili oğlaklara geliyoruz. Ne geldiyse oğlak kavuşumundan başımıza geldi ve oğlak burcundaki gezegenler kavuştuğu için bizi yordu. Sosyal medyaya tanışma, didişme, yarışma, çekişme ve birbirimize inatlaşma. Ve oğlakların hikayesinde ev, yer, yön... Her
her şey değişti. İşte aileyi toparlayan çok oğlak oldu. Rahat ve kafasının hani her şeyi kayla almadığı, rahat ettiği, o kendini daha iyi ifade ettiği günlere gidecekler. Yılın sonu, son periyodu oğlaklara, Plüton'un son derecelerinde olmasıyla birlikte oğlakların o bekledikleri, oturmayan ne varsa köklü ama. Yani kökten bahsediyorum. Örneğin dersiniz ki şu şehirdeyim, şu üniversitedeyim, şu baroya bağlıyım, yok şu okula bağlıyım, yok şuradaki kamuya bağlıyım, neresiyse. Bunların hepsi başka bir pencereden sizi baktıracak hayata ve rahatlayacaksınız. Geldik kova burçlarına. Satürn onlar da öğreten gezegen. Bu arada sizin yönetici gezegeniniz. Zaten siz herkes anlamaz. Eğer 1970-84 kuşağıysanız evliliğinizde Şubat ayına kadar sıkı sıkı sarılın. Çünkü Şubat ayı biraz böyle şey de bir ay. İlginç de bir ay. Ekonomi için ilginç bir ay. Para için ilginç bir ay. Kovalar için ilginç bir ay. 70-84 kuşağında doğanlar için ilginç bir ay. 93'ler için ilginç bir ay. O yüzden o Şubat'ı biraz burada dikkatli olmayı olarak verdik. Ama kovaların genel anlamıyla yönetici gezegenleri yanlarında olacağı için. Çünkü ikinci yönetici gezegenleridir Satürn. Onların hikayelerinde kendi işlerini kurabilme fırsatı doğacak. Eğer uzun yıllardır kurumsaldaysa burası değişecek. Veya çok değişik insanlarla yolu kesişecek. İşbirlikleri, ortaklıklar yapabilecek. O yüzden de kovalar biraz farklıdır ama dünya da farklılaştı. Çünkü kova çağındayız ve balıklar. Balık demek Türkiye'nin astroloji haritasında çok gezegeni, özellikle asteroidleri demek, ay düğümleri demek, tutulmaları demek. Bizim hikayemizi sıfırdan başlatacak büyük değişimler demek. Dengelerimizi tekrar, o dengelerimizi yeniden oturtmak demek. Balık burçlarına ise dönüşüm, değişim demek. Eğer sağlıkla ilgili bir takım konularınız varsa, çünkü unutmayın ben sizin doğum haritanızı bilmiyorum, genel bilgi veriyorum evet. Ekranlardan. O yüzden balıksanız, sağlıkla ilgili konularınız varsa ihmal etmeyin. Çünkü siz hep gene başkalarına, şimdi balıklar bu arada ağlayan, duygusal gibi görünür, çok akıllıdır. Son burçtur. Madem iki yönetici gezegeniniz kavuşacak, sıfırdan başlama cesaretini biz balıktan alıyoruz. İzzet balıkmış, gülüyor oradan. Kaçlısın İzzet ama tek başına balık olmaz bu. Bu yılını söyle. Ha bak çok önemli. Mutlaka bir projem varsa çıkarmalısın. Çünkü senin haritanda, şimdi bu arada Prens Salman 84'lüdür. Henry 84'lüdür. Prens Saat 84'lüdür. Yani böyle okumak lazım 84'leri. Hikayelerin hepsinin büyük değişiklikler olacak. Sen de projem varsa mutlaka 2022 kesin Nisan'ı belirle. Tamam. Bak ekran başında akidini yaptık biz. Buradan seni. Senfoni Orkestrası'nı transfer evet. Oluyorsun galiba. Tarih, öyle görünüyor. Tarihler akitler için kıymetlidir. Balık burçlarını büyük bir noktaya, yüce noktaya götürüyor. Susuzluk Türkiye için değil ama sulardaki mikrobu yönetmek için doğru bir kolektife bilgi. O önümüze çıkacak. Ve en önemlisi ise afiyetimizi artıracak. Yani şu af ve afiyet. Af ve afiyet. Ağzımızın tadını, hani bu yorgunluğumuzu, toplumsal yorgunluğumuzu balık burcundaki kavuşum değiştirecek. Güzel, tabii aynen. Ki hararetli günler de bekliyor bizi. Onu söylemeden edemeyeceğim. Bunu kitapta ay ay, tema tema, isimler, kişiler, Ukrayna'sı, Putin'i, ondan sonra Kıbrıs'ı, Kıbrıs'ın işte ne denir, Azerbaycan'ın tanımasına kadar böyle yürekli, kocaman bilgilerle, istatistiklerle, sayılarla, rakamlarla. Rakamlar yalan söylemez. Duygular bazen yanılır.